Peki tansiyon hastalığına yakalandı, yüksek tansiyon ya da düşük tansiyon ya da hipertansiyon diyelim. Hı hı. İlla bir ilaç tedavisi gerekiyor mu yoksa ilaçsız tedavisi var mı? Bir de tansiyon hastalığı teşhisi konulduktan, tanısı konulduktan sonra ömür boyu tansiyon hastası mıyız? Tedavisi var mı? Tansiyon hastalığı tanısı konulduğunda biz dereceye ayırıyoruz. Evre 1, 2, 3 diye bu hastalığın ciddiyetini gösteriyor. Eğer evre 1 dediğimiz hafif derecede bir yüksek tansiyon rahatsızlığımız varsa bunlar da biz bir süre ilaçsız gidebiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Biz birkaç tane adım adım olarak gidiyoruz. Ben şöyle ayağa kalkayım izninizle. Tabii. Daha rahat konuşacağım. Şimdi yüksek tansiyon ölçtük, tanıyı koyduk. Siz yüksek tansiyon hastasınız dedik. Hemen ilk adım. Bir adım attık. Dedik ki bu ilk adımda hemen tuzu kısıtlıyorsunuz. Tuzu ne yaptık? Bir silme çay kaşığına kadar indirdik çoğu olarak. İlk yaptığımız adım o. İkinci adım. Attık adımımızı ne yaptık? Yürümeye başladık. Spor yapın dedik. Sporda hani kastımız maratondur, futboldur, şudur budur değil. Tempolu yürüyüş. Yani biz yürümeye başlayacağız. Mümkünse haftanın her günü. Ama tercihen minimal 4 gün, minimal 30 dakika çıkıp postacı yürüyüşü dediğimiz tempolu yürüyeceğiz. Mümkün oldukça yürümeye başlayacağız. Bir saate kadar çıkarabiliriz. Ne kadar yürürsek bizim için faydalı. Bunun etkisini ne zaman görüyoruz? İkinci aydan itibaren tansiyonumuzda yarım birimle bir birim arası düşüş sağlayabiliyor bu tempolu yürüyüşler. Yürümek bizim için önemli. Onu yaptık. Ondan sonra bir sonraki adım ne olacak? Hemen bir tartıya çıktık, kilomuza baktık. Kilomuz, ideal kilomuzda mıyız, değil miyiz? Eğer ideal kilomuzun üzerindeysek ne yapacağız? Kilo vermek için hemen yediklerimizi bir kontrol edeceğiz. Zaten biz yürüyüşe başlamışız, zaten spora başlamışız. O bize katkıda bulunacak. Ekstra olarak kilo vermeye başlayacağız ve her kilo verişte bizim tansiyonumuz gittikçe düşecek. Her kilo verişte bizim tansiyonumuz gittikçe düşecek. Bunlar önemli nokta. Bir sonraki adıma geldik. Dedik ki biz sigara, kesinlikle dumansız hava sahası bizim için çok önemli. Ne yapıyoruz? Sigarayı kesinlikle içmiyoruz. Ve alkolü kısıtlıyoruz. Alkolü kısıtlamakta hani ne yapalım? Mutlaka alkol içen alanlar için söylüyorum. Alanlar için bizim sınırımız günde bir kadeh kırmızı şaraptır. Yani mutlaka almak istiyorsunuz. Tavsiye etmiyoruz evet, tabii ki. Evet, şey olarak ama bunlardan uzak kalın. Mümkün oldukça mesela uzaklaşıyoruz. Mesela bu dediklerinize dikkat edersek tansiyon ilacı kullanmaktan uzaklaşır mıyız? Biri şöyle kurtulur söyleyeyim. Kurtulur muyuz hasta olmaktan? Birinci evredeysek gerekmeyebilir. Ondan sonra bir sonraki bir adım daha attık. Bir sonraki adımda da bir uykumuzu kontrol ettik. Uykumuz hepsi nasıl? Birbirine bağlı. Hepsi birbirine bağlı. Uykumuzu kontrol ettik. 7 saat kaliteli uyku ertesi gün tansiyon ve kalp ritmimizi düzene sokar. Bizim uykumuzun kalitesi nasıl? Kaçta yatıyoruz? Kaçta kalkıyoruz? Derin uyuyabiliyor muyuz? Uyku bizim için çok önemli. Ve kaliteli bir uyku için biz kişilere diyoruz ki mutlaka saat 11 ile 1 arası uykuya dalmaya çalışalım diyoruz. Niye? Çünkü bu saatler arasında biliyorsunuz melatonin uyku hormonudur. Bu saatlerde maksimal bir salınım sağlıyor ve siz bu saatlerde uykuya daldığınızda daha derin, daha kaliteli bir uyku yaşıyorsunuz. Uykuyu da düzene soktuk. Bunlar hepsi düzene girdikten sonra tabii diyetimiz önemli. Sadece tuz kısıtladık ama kızartmaları da yemeyelim. Kızartmaları da evet. Yani kızartmalardan özellikle üzerinde durum şu. Hazır gıda yememeye çalışalım. Çünkü hazır paket gıdaların yerine. İçerisinde aynı öyle. İşlenmiş gıda yememeye çalışalım. DAŞ diyeti denilen yüksek tansiyona özgü bir Akdeniz diyetine benzer bir diyet şekli var. Bunları, bütün bunları yaptığımızda nedir o diyet? Nasıl? Akdeniz diyet beslenme şu. DAŞ diyet diye özel bir hipertansiyon diyeti. Biraz Akdeniz diyetine benziyor. Temelinde ne var? Tahıllar var. Sebze var, meyve var, balık var, zeytinyağı var. Tuz kısıtlaması var tabii ki. Et yasak mı? Tabii ki et yasak değil. Günlük 100 gram civarında biz et tüketimini öneriyoruz zaten. Vücut bir şekilde protein alacak. Yani insanların dengeli beslenmesi lazım. Proteini de alacak, karbonhidratı da yağı da alacak. Yani onu düzenli almanız lazım. Siz bütün bunları yaptığınızda ne olmuş olacak? Özellikle tansiyonunuz kontrol altına alınmış olacak. Bütün bunları iyi uygulayıp ilaç kullanırken ilacını kestiğimiz hastalar var. Güzel. Var. Dikkat yani, edersek kurtulabiliyoruz. Evet, evet. Birazcık da bizim elimizde. Aynen öyle. Ama başlangıç aşaması dışında diyelim evre 2 daha ciddi bir tansiyon hastalığımız var. Onun dışında ek hastalığımız var. Mesela bizim kalp yetersizliğimiz var. Felç geçirmesi, şeker hastalığımız var. Bunlarda risk daha fazla olduğu için bunlarda diyoruz ki
siz sağlıklı bir şekilde yaşayın ama ilaç da alın diyoruz. Tabii desteklemesi gerekiyor o zaman değil mi? Evet, başka hastalığı olmuş. Aynen öyle. Ama bu sağlıklı yaşam, yaşam şekli değişikliği çok önemli. Siz bunları uyguladığınızda diyelim 3 ilaç kullanıyorsunuz. 3 ilaç yerine belki 1 ilaç ya da 2 ilaç kullanacaksınız. Onun da çok önemi var. Şey olarak yani. Öncelik sağlıklı yaşam. Sağlıklı yaşamdan sonra gerekiyorsa ilaç. Bazı insanlar da ilaç kullanmak istemiyor. Böbrek, karaciğer, başka organlara zararları var. Her ilacın yan etkileri var diye duyuluyor, biliniyor. Sarımsakla, limonla, ayranla dengelemeye çalışıyorlar. Bunun için de söyleyeceksiniz. Hangi aşamada sarımsak ya da limon ya da ayran? Şimdi sarımsak, limon çok rahat tüketebiliriz. Çok rahat tüketebiliriz. Çünkü bunlar şu var hani tansiyon üzerindeki etkileri belki minimal ama sadece tansiyon etkilemiyor. Damar sağlığını da etkiliyor bunlar. Hani damar sertliğini azaltıcı etkileri var. Bunları kullanabiliriz ama bunlar ilaçların yerini kesinlikle almıyor. Mesela bazı kişiler bize geliyor diyor ki ben tansiyonumu ölçtüm, tansiyonum çok yüksekti. Ya hemen oradan bir limon sarımsak kürü yaptım, aldım, bekledim. Tansiyonum düşmesini bekliyorum diye. Şu var belki psikolojik olarak hani placebo efekt dediğimiz etkiyle tansiyon miktarı düşecektir ama kalıcı olmayacaktır. Hani insanlar bunları yapsın ama bunları da destekleyici tedavi olarak koysunlar. Ama kesinlikle ilacın yerini alır mı? Almaz. Düşük tansiyon için de yapabilirler. Düşük tansiyon şöyle bir özellik var. Hani tuz kıstayın kıstayı diyor. Düşük tansiyonun en önemli nokta su. Yani vücudun susuz kalmaması lazım. Düşük tansiyon olanları diyoruz ki günde 2 litre en az su için. Ve bu suyu içerken de gün içerisine yayın diyoruz. Gün içerisine yayın diyoruz. Diğer bir nokta öğünlerinizi atlamayın diyoruz. Öğünlerinizi düzenli yiyin. Ve de onlarda eğer herhangi bir tuz eksikliği vesaire varsa tuzu yerine koyun diyoruz ya da normal tuzu yiyin diyoruz. Onlar da biraz daha kolay işimiz ama tansiyonu çok düşük olanlardan birebir yükselten ilaçlar var mı? Bazı hastalıklarda elimizde bazı ilaçlar var ama biz tansiyon düşüklüğünde böyle baygınlık vesaire olmadan biz genelde ilaç desteği vermiyoruz. Orada biraz daha rahatız. Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri daha birçok filmde yer almış Kadir İnanır. Dün akşam yoğun bakım alındı. Durumu iyi, hayati tehlikesi yokmuş. Onu da belirtmek isterim. Acil şifalar diliyorum elbette. Beynine pıhtı atmış. Tansiyonla bağlantısı var mıdır beynine pıhtı atmanın? Ben de öncelikle acil şifalar diliyorum kendisine. Biz programın başında girerken bahsetmiştim. Yüksek tansiyon felçin bir numaralı sebebi bütün dünyada. Ve bu beyne pıhtı atması aslında bir felç. Yani felç iki şekilde oluyor. Ya beyne pıhtı atmasıyla oluyor ya da kanamayla oluyor. İkisinde de yüksek tansiyon sebeplerden bir tanesi. Genelde bu pıhtı atmalarda şöyle oluyor. Beyne giden damarlarda, boyun damarlarında, damar sertliğine bağlı orada ufak ufak plaklar oluşuyor. Ve ani tansiyon yüksekliği, ani basınç artışı o plakların yerinden kopup, o pıhtının yerinden kopup yukarı gitmesine sebep oluyor. Yani birebir bağlantılı yüksek tansiyon. Birebir bağlantılı. Ama hani yüksek tansiyon da burada hani tek başına sebep olmuyor. Yani sebep olan etkenlerden bir tanesi. Başka etkenler de var ama en önemli risk faktörü yüksek tansiyon. Tansiyona dikkat etmek lazım. Beslenmemize dikkat edeceğiz. Egzersizimizi yapacağız. Stresten uzak kalacağız. Mümkün olduğu kadar kalmaya çalışacağız. Kalmaya çalışacağız. Çünkü bunlar çok çok önemli. Hastalık hastalığı doğuruyor. Metabolizmadaki bir bozulum birçok yeri etkileyebiliyor maalesef.